Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Beyaz Grubu'nun 17. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaniyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ ol, teşekkürler. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta biliyorsun ligin ilk yarısı bu hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Seninle beraber 9 tane karşılaşmanın da sonucunu değerlendireceğiz. Hekimoğlu Trabzon, cumartesi günü oynanan karşılaşmada Başkent Akademi karşısında çok aslında üstüne oynasa da oyun anlamında baktığımızda golü çok geç buldu. 92. dakikada attığı golle devre arasına moralli bir şekilde 32 puanla girmeyi başardı. Neler söyleyeceksin? Çok rahat aslında oynadı oyun anlamında ama golü çok geç buldu. Sen nasıl buldun iki takım mücadelede? Biz geçen haftaki programda Hekimoğlu Trabzon'a favori görmüştük. Evet, net bir şekilde. Onlar kazandılar, bizi yanıltmadı ama gol geç geldi dediğin gibi. Çok geç geldi. 92'de Volkan Altınsoy'un attığı golle. Frikik'ten geldi duran topta. Hekimoğlu Trabzon biliyorsun playoff oynuyor. Hatta takım biraz daha zorlarsa belki, yani seri galibiyetler alsa şampiyonluğu bile oynayacak ki şu an 10 puanlık bir fark var. 32 puanla 3. sıraya yerleşti. Evet. Başkan takımını da biliyorsun, 15 puanla 16. sırada. Onlar da ligin 3 tane takımla beraber düşmenin en büyük adaylarından birisi. Aynen, öyle görüyoruz. Yani bilmiyorum, Başkan Akademi'de şöyle bir sıkıntı da var. Bu takıma hiç takviye gelmeyecek gibi duruyor devre arasında. Çünkü yönetim anlamında sıkıntılar var. Devre arasında da zaten sezon başlarken de zaten istenen transferler yapılmadı. Savunma hattı zaten işler acısı. Bu takım 24 gol yedi. Maç başına yaklaşık 1.4 gibi falan yapıyor. Ben burada Hekimoğlu Trabzon'u tebrik ediyorum. Zaten beklediğimiz bu galibiyetti. Tabii. Onlar da hata yapmayarak kazandılar. Bir diğer mücadeleye geçelim. Samsun Spor, beklediğimiz gibi. Haftanın en net maçı 1922 Konya'ya karşı hani rahat bir galibiyet aldı. Belki maç 2-0 bitti ama hani tamamen Konya'nın yarı alanında geçen bir maç oynandı. Samsun Spor hafta içinde kupaya çok önem veriyor biliyorsun. Rize ile bir maçı var. Bundan dolayı Ertuğrul Sağlam, İlyas Kubilay ve Bahattin'i 65'te hemen oyundan aldı. Dinlendirmek için oyuncuları, yani tam yormayayım diye. Evet. Hem Ertuğrul Sağlam oyuncuları erken aldı dinlendirmek için. Evet. Ayrıca Yüksel Yıldırım'ın da iş için Kazakistan'a gidecekti. Gidecek. Gece gidecek. Bir gün sonra gidecek. Bir gün sonra aynen. Gece gidecek yani, onu da erteledi. Evet. Maç çok önemli. Maça gelecek. Ben taraftarlardan çok büyük destek bekliyorum. Yani gideceklerini düşünüyorum. Tabii ben de. En kötü 25 bin 30 bin seyirci olacaktır. Standart. Karadeniz derbisi olduğu için bir de o maçın ambiyansı falan bayağı güzel olacak. Ayrıca taraftarların şöyle bir görüşü de var Samsun Spor'da. Bu maçta Rizespor'u elersek ses getiririz. Tabii ki. Haklılar gayet yani, ses normal. Ses getiririz derken şöyle. Samsun Spor'un adını yeniden hatırlatma şöyle, anlamında. Şöyle eledik diye ses getiririz değil. Yani Samsun Spor tur attı da Samsun Spor'un adını tekrardan kamuoyunda duyurmak için. Önemli bir reklam olur yani yeniden kesinlikle. Kesinlikle. Bu maç için çok söyleyecek bir şey yok aslında. Çünkü iki takım arasında çok ciddi bir siklet farkı vardı. Hani öyle söyleyeyim. Ya Mike Tyson'la biliyorsun tüy siklet bir boksörün maçı gibiydi. Samsun Spor hiç kasmadı baktığımda. Ya zaten biz geçen hafta söyledik. Çok aynen çok rahat, çok net bir galibiyet bekliyorduk. Konya Spor'da çok büyük sıkıntı var. Hani biliyorsun 1. Lig'deki Konya Spor'un Süper Lig'deki yani. Pilot takımı. Ama Konya Spor tabi biliyorsun hedef olmayan bir takım. Şimdi şöyle hedef olmayan bir takım. Ya zaten bu takım TFF 1. Lig'e gelse Süper Lig'e çıkamıyor yani. En üst seviyeye gelemiyor otomatikman pilot takımı olduğu için. Tabi sıkıntı. O yüzden biraz şey gibi takılıyor diyelim ligde. Barcelona B takımı gibi. Nasıl Barcelona B? Real Madrid Castilla gibi mesela. Castilla gibi yani 2. Lig'den 1. Lig'e çıkamıyor evet. Ya. Nasıl olsa bir hedefi olmayacak. Yani çıkamayacak. Onlar da alt taraftan biraz daha çok oyuncu ihracatı yapmaya çalışıyor. Konya'nın zaten devre arasında takviye ihtiyacı var biliyorsun. Kesinlikle. Ve Konya Spor'dan gelecek oyuncuların da ben yararlarının olabileceğini düşünüyorum. Genç oyuncular İki taraf için de kazanç olacaktır. Hem genç oyuncular oynama şansı bulacak. Hem Konya için de hani kadroyu güçlendirme anlamında iyi olabilir. Oyuncular hazırlayacak. Bu maç için ama çok fazla söylenecek bir şey yok. Samsun Spor çok ağır basan taraftı ve kazanmayı kesinlikle başardı. Tebrik ediyoruz Samsun Spor'u. Aynen. Ayrıca biliyorsun yarın da Rize Spor'la Türkiye Kupası Salı günü var. Salı günü. Biz de zaten Türkiye Kupası özel programımızda değerlendireceğiz. Peki bir diğer mücadeleye geçelim. Manisa Futbol Kulübü son 3 haftada 7 puan kaybetmiş oldu bu beraberlikle. Sancaktepe deplasmanından 4-4'lük beraberlikle döndüler. 4-4'lük bir maç oldu resmen böyle adı gibi. Çok mücadeleci, sert bir maç oldu. Ayrıca Manisa 10 kişi kaldı biliyorsun. Mustafa Çakır 7 dakikada 2 sarı kartla kırmızı görerek, iki sarı kart görüp kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sancaktepe 4-2 öne geçtiği mücadelede 2-1 geriden gelip 4-2 öne geçtiği mücadelede 3 puanı kaçırdı. Neler söyleyeceksin? Muazzam git geldi bir maç oldu. Neler söylersin? Ben sana şunu söyleyeyim ilk başta direkt. Tek söylenecek şey yani ilk başta Sancaktepe yine ayağına sıktı.
Sancaktepe deplasmanda Başkan Akademi'ye 1-0 kaybetti. Pendik. Evinde Pendik Spor'a 2-0'dan 2-2 beraber kalarak 2 puan kaybetti. Ve yine Manisa maçında 4-2 öne geçerek, yani 4-2 öne geçti. 4-2'den sonra da maçı 4-4'e getirtilerek yine 2 puan kaybetti. Yani evet. Sancaktepe, ben bunu geçen hafta söylemiştim, kaybetmeyeceğini söylemiştim. Kaybetmedi ama kazanması gerekiyordu. Çünkü şöyle, eğer Sancaktepe bu maçtan galibiyetle ayrılsaydı şu an 32 puanla Hekimoğlu Trabzon'la beraber aynı puanda olacaktı. Ve lider Manisa Spor arasındaki puan farkı sadece 9 olacaktı. Pardon, Manisa Futbol Kulübü ile arasındaki puan farkı 9 olacaktı. Ve şampiyonluk şansı daha fazla artacaktı ki 4 takım şampiyonluğa çekecekti. Yani evet. Çorum Spor da bir de bu hafta kaybetti maçını. Sancaktepe büyük bir fırsatı tepti. Manisa Futbol Kulübü de çok önemli bir şekilde geriye döndü bence. Yani o bir puanın da büyük bir önemi var. Şu an zirvedeki puan farkı 2'ye düştü. Benim her hafta söylediğim bir konu var. Yani her hafta söylediğim konu şöyle. Videolarımızın altında taraftarlara mesaj olarak yazdığım bir konu var. Transfer döneminde hangi takım doğru politika uygularsa bu ligde ön plana çıkacak bir adam. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Ben Samsun Spor'un direkt çıkacağını düşünüyorum. Ya şu an işler tamamen değişmiş durumda. Ve devre arasında Samsun'un daha iyi transferler yapacağını düşünüyorum. Zaten şöyle bir şey var. Ben Samsun Spor'dan bunu Ertuğrul Sağlam geldikten sonra daha çok söylemeye başladım. Süper Lig'den daha çok oyuncu gelecek transfer olarak. Özellikle kanatlara gelecek. Ben de seninle aynı görüşteyim. Manisa Futbol Kulübü büyük bir düşüşe geçti. Samsun Spor daha çok etkili transferler yapacaktır gibi duruyor. Ama şöyle bir şey var yine benim dediğim bir konu. Çok iyi bir transfer politikası uygulanması gerekiyor. Ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben Samsun Spor'un şampiyon olacağını düşünüyorum. Manisa'da ayrıca bir dilaver güçlü problemi var. Bu hafta yine kadroda yoktu. İstanbul'da hani 18 kişilik kadroda bile yoktu. Yedeklerde bile yoktu. İlk 11'i zaten geçtim. Bence Dilaver'le de yollar ayrılırsa şaşırmam. Ya, bir problem çıkardığı belli sakatlık takımda. Sakatlık durumu var diyorlar ama tam çözemedim. Ben sakatlık olayına çok inanmıyorum. Onu bir Manisa daha söyleyeyim. Manisa Futbol Kulübü büyük bir düşüşe geçti. Zaten bu maçta kazanmasını beklemiyorduk. Onu söylemiştik. Sancaktepe'den puan bekliyorduk. Hatta 3 puan bekliyorduk. Evet. Tam da beklediğimiz gibi giderken... Ya ayrışmıştık senle. Ben Manisa tarafındayım. Sen Manisa tarafındaydın. Ben Sancaktepe tarafındaydım ama Sancaktepe'den ben galibiyet de bekliyordum. Galibiyete çok yaklaştılar ama 4-2'den maçı vererek bence Sancaktepe ayağına sıktı. Bence de. Bir diğer mücadeleye geçelim. Zonguldak Kömürspor kendi evinde Afşet Afyon'la 2-2 berabere kaldı. Evet. Afyon 2 kere öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Aynen öyle. Bu maçın oynandığı zemin çok kötüydü. Evet. Resmen bataklıkta oynandı ya maç. Resmen zeminde çamur vardı. Çamurlar var ya. Oyuncunun ayağı çamura batıyor. Aynen zaten öyle. Görüntüleri vardı sosyal medyada. Zonguldak Kömürspor taraftarları da bunu programda dile getirirseniz evet. Çok memnun oluruz demişlerdi. Zaten biz dile getirecektik. Onlar da yazdılar. Onlara da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten stadın durumu işler acısı hem tribün anlamında hem zemin anlamında. Aynen öyle. Yani oyuncu sağlığı için çok sıkıntılı bir tehlikeli zemin vardı. Maçta beklediğimiz bir şekilde bitti. Biz Zonguldak Kömürspor'un kaybetmeyeceğini söylemiştik en kötü. Onlar da iki defa geri düşmesine rağmen beraber yakaladılar ve maç 2-2 bitti. Afyonspor'da zaten çok keskin bir düşüş var. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Zonguldak Kömürspor'un playoff şansı çok az. Çıkamayacak bence. Bence yok. Ayrıca Afyonspor için de bunu söylemiştik. İki takımın da durumu çok kötü. Ben de öyle düşünüyorum. İki takımın da playoff şansı çok zor. Ancak devre arasında çok iyi takviyeler ya, lazım. Çok zor çünkü Zonguldak Kömürspor'un maddi anlamda durumu çok sıkıntılı. Afyonspor'un da maddi açıdan biraz daha durumu iyi ama onlar da bilmiyorum. Çok düşüşe geçtiler. Taraftarlar sürekli yazıyorlar bize. Evet. Yani Afyonspor işte maddi anlamda iyi. Devre arasında takviye gelse toparlarız diyorlar ama ben bilmiyorum. Çok zor görüyorum. Keskin bir düşüşe maalesef geçtiler. Yani. Hani. O Manisa Futbol Kulübü maçından sonra düşüşe geçti. Bir diğer mücadeleye geçelim. İstanbul'da Sarıyer, Gümüşhane Spor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı. Gümüşhane Spor çok değerli bir beraberlik aldı bence. Bu 1 puan kesinlikle çok değerli 2-0 geriden gelip. Fatih Akkel bence çok iyi performans sergiliyor ve 10 kişi kaldı kalmasına rağmen Gümüşhane buradan puan çıkardı. Bu çok hem önemliydi. Hem 1 dakika 75'te 2-0 geri düşmesine ve rağmen. Ve çok önemli maddi problemlerle uğraşıyor konuk Gümüşhane. Ya ligin ikinci yarısında çıkıp çıkmayacağı muhabbeti yapılıyor şu an aynı. Ya öyle bir durum olmaz bence. Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama. İş adamlarının kulübe bir destek vermeleri bir şey lazım. Futbolcular biliyorsun TFF'ye çıktılar. İhtar yaptılar. Şikayet kulübe. Ettiler. Şikayet ettiler alacaklarından dolayı. Yani maddi anlamda sıkıntı var ki zaten. Bu ligde yani bu grupta ve diğer grupta birçok takımda bu çok sıkıntı var. Var. Ayrıca biliyorsun Cengiz 57. dakikada kırmızı kart görmüştü evet. Senin dediğin gibi. Takım 10 kişi kaldı.
Golde o kırmızı kartlardan sonra geldi yani 64-75'te 2-0 öne geçti Sarıyer. Ama ikinci golden sonra hemen karşılık verince Gümüşhane 77'de biliyorsun maç 2-1 oldu. Aynen. Hemen zaten 3 dakika sonra da Mehmet Menderes'in attığı golle penaltıdan maç 2-2'ye geldi. Bir de Ahmet Güven sonradan oyuna girip gol attı. Bu takımın en önemli ucum silahı. Ahmet Güven zaten 69'a girdi. Aynen 8 öyle. Dakika sonra golünü yedek attı. Yedek kalmasını da anlayamadım ben. Açıkçası Gümüşhane için devre arası çok kritik. Kesinlikle kritik. Neyin, yani olup, şöyle bir şey var. Şu an puan durumuna bakıyoruz. Ekranda zaten yansıtacağız. Taraftarlarımıza yani evet. izleyicilerimize bakabilirler. Gümüşhane Spor şu an 18 puanda. Yani durumu çok da kötü değil. Bir 2-3 maç kazanırsa şöyle toparlayabilirler. Ama yani. Maddi açıdan problemlerin düzelmesi evet, lazım. Her şey oraya çıkıyor yani. Çünkü hı-hı. en önemli problem o. Bir diğer mücadeleye geçelim. İnegöl Spor beklediğimiz gibi rahat bir galibiyet aldı. Ya açıkçası İnegöl Spor için geçen haftaki Manisa galibiyetini anlamlı kılabilmek için bu maçın da kazanılması gerekiyordu ve şuraya İnegöl gideceğim. Bunu gerçekleştirdi. Ben İnegöl Spor tarafına yer almıştım geçen hafta. Sen de aynı şekilde evet. haftanın en net maçlarından biri olarak gördüğümü söylemiştim. Bir Ahmet Spor taraftarı yorum yazdı. Hani ben işte Ahmet Spor düşmanıyım gibi lanse etmiş ama bizim bu ligde hiçbir takıma koruma gibi bir şeyimiz yok. Hiçbir takımı zaten tutmuyoruz ve korumuyoruz. Hani net maç olarak görmüşüz. Bir düşüncelerimizi söylüyoruz ve beklediğimiz gibi de gerçekleşti. Yani maç çok net bir şekilde 4-1 bitti. Biz bir Fenerbahçe taraftarı olarak Fenerbahçe'yi zaten tutmuyoruz, övmüyoruz yani. Hiçbir takımı karşısında favori görmüyoruz. Bu ligde de hiçbir şekilde takımları ön plana atmıyoruz. O yüzden burada hiçbir takım taraftarı ve izleyicilerimiz yani. Bizi bir takımı tutuyor diye algılamasınlar. Zaten videolarımızı izleyen her izleyicimiz de bizim takım tutmadığımızı ve hiçbir takımı kayırmadığımızı görüyorlar. Biz sadece doğruları konuşuyoruz. Çok net bir galibiyet oldu peki. Onun için neler söyleyeceksin? Hani söylenecek bir şey yok. Zaten net bir galibiyet bekliyorduk. Manisa Futbol Kulübü'nü mağlup etti biliyorsun. İnegöl Spor 2-0 deplasmanda. O maçın morali de ben kazanacağını düşünüyordum. Ve ayrıca zaten playoff oynuyor İnegöl Spor. O galibiyeti değerli kılabilmesi için ve playoff iddiasını sürdürebilmesi için kesinlikle kazanması gerekiyordu. Ve onlar da kazanarak puanlarını 27 çıkarttılar. Playoff sıralamasıyla sadece 4 puanlık bir fark aynen olsun. İnegöl bir anda playoff adaylarından biri oldu. Devre arası da birkaç takviye yapılırsa ben geleceğini düşünüyorum çünkü maddi anlamda çok fazla sponsorları var. Fazla bu çok sponsor büyük bir avantaj ve çok bu ligde. Mali açıdan da rahat bir durumdalar. Aynen öyle. Paralar falan da hep günü gününe yatıyor. Bu yatıyor, çok önemli kesinlikle. Bir avantaj. Bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın bence en net galibiyeti. Hacettepe kendi evinde kesinlikle. Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 mağlup etti. Tarsus geçen hafta Zonguldak'ı biliyorsun 7-1 yenmişti. Tarsus'un şöyle bir özelliği var. İçeride aslan, deplasmanda kedi gibiler. Hacettepe çok net bir galibiyet aldı. Neler söyleyeceksin? Ya geçen hafta Hacettepe 3-0 kaybetmişti biliyorsun. Evet, Başkent Akademi'ye. O maçta biz Hacettepe tarafındaydık ve çok şaşırmıştık sonuca. Bu hafta da Tarsus tarafındaydı. Aynen, tam tersi oldu. Hacettepe 4-0 kazandı. Tarsus'u da biliyorsun geçen hafta Zonguldak Kömürspor'u 7-1 mağlup etmişti ve arkasından gelip 4-0 kaybederek gerçekten şaşırttı ama benim bir tezim var. Onu yanlış onun tersini çıkartmadı. Almış olduğu sonuçta bu ligde. Her şey olur diyorsun sen. Her şey olabilir. Bunu ben buna ben çok şahit oluyorum ama mesela hani yine de o dik kafalılığa devam aynen, ediyorum. Aynen yani şöyle bir şey var. Sen bu konuda zaten genelde haklı çıkıyorsun. Evet, aynen şöyle öyle. Bir şey var. Bu takım 7-1 kazandı. Geliyor bir hafta 4-0 kaybediyor. Şimdi evet. mesela diyelim Hacettepe bu hafta 4-0 kazandı. Haftada Afyonspor içeride oynayacak. Yani gelip bir 6-0, 7-0 yenilse ben şaşırmam. Ya yani bu liglerde her şeye gebe. Oyuncularımızın yani yanlış anlamasınlar yetenekleri kısıtlı. Ya kısıtlı olduğu için bir oyuncu yani bir takım bir hafta 5-0 kazanıyorsa öbür hafta 15-0 kaybetmesen sen şaşırmayacaksın. Öyle bir durumda. Ben burada Hacettepe'yi tebrik ediyorum. Tarsus'ta geçen hafta kazanmış olduğu galibiyetin anlamlı olması için moraliyle. Bu hafta kazanması gerekiyordu. Tabii. Kazanamadı ve playoff sıralamasından 6 puan uzaklaşmış oldu. Yani Tarsus burada en kötü yani kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin diyeceksin de 4 tane yedi ama nasıl kaybetmesin yani o da ayrı bir olay. Bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın belki de bence en önemli galibiyeti. Kesinlikle. Ne diyorsun? Kırklareli hani Spor'u öncelikle ben tebrik ediyorum. Taraftarları da bizi takip ediyorlar, izliyorlar videolarımızı. Yeri geliyor bazı taraftarlar yorum yazıyorlar. Yorum yazıyorlar. Hem Facebook'ta sağ olsunlar. Olsun hem videolarımızın altında YouTube kanalımızda olsun. Aynen. Hepsine teşekkür ediyorum. Çorum Spor için çok kritik bir deplasmandı. Bunu geçen hafta dile getirmiştim. Manisa'nın puan kaybettiği haftada. Ya şimdi şöyle Manisa puan kaybetti de maçlar farklıydı. Şimdi şöyle biz maçlardan önce konuştuk. Yani hafta olarak Çorum Spor için çok önemli bir haftaydı. Ya tabii şimdi o ayrı da. Mağlup ettiler ve Manisa'da çok zorlu bir deplasman çıkıyor demiştik. Ayrıca Manisa'nın da futbol
ya şey Manisa Futbol Kulübü'nde puan kaybedeceğini söylemiştik. Ama ben şöyle şu anlamda dedim. Şimdi Manisa cumartesi oynadı, Çorum pazar günü oynadı. Hı-hı. Rakibin de bir gün önce puan kaybetmişken bu maçın önemi daha da arttı. Kesinlikle daha da arttı. Fakat Kırklareli kendi evinde çok iyi bir oyun ortaya koydu. Enis muazzam oynadı Kırklareli'de. Enis Çeliksu. Hani onu tebrik ediyorum özellikle ayrıca. Kırklareli Spor taraftarlarını da kutluyorum. Kırklareli Spor camiasını. Çorum Spor geçen hafta kazandığı maçtan sonra büyük bir havaya girmişti. Fakat çok kötü performans sergilediler. Ama zaten zor maç olduğunu söylemiştik. Aynen biz öyle. Biz tamam Çorum Spor tarafındaydık ama bu maç da Çorum Spor'un şampiyonluk açısından çok önemli maçlarından biri olduğunu söyledik. Çünkü Manisa Futbol Kulübü hem zorlu bir maça çıkacak demiştik deplasmanda hem de devre arasında Çorum Spor'un mali olarak durumu iyi olduğu için transfer yapacağını söylemiştik. Tabii. Ve ikinci devrede durumlar değişebilir demiştik ama Çorum Spor maçı kaybederek bence ayağına sıktı. 31 puanda kaldı ve lider Manisa Futbol Kulübü arasındaki puan farkı 11'e çıkmış 11. oldu ve şampiyonluk şansı biraz daha azalmış oldu. Ya ben bunu her hafta söylüyorum biliyorsun. Sen de bazen o konuda ayrışıyoruz. Ben bu grupta Manisa'yla Samsun'dan biri Manisa ve Samsun'un dışında bir takımın şampiyon olabileceğine inanmıyorum. Yok zaten şöyle bir İhtimal şey var. İhtimalde bence %0. Biz iki takımından birinin hani şampiyon olacağını düşünüyoruz ama bir diğer takım veya dördüncü takım şampiyonluk havasını koklayabilirse yani o şeye girebilirse işler değişebilir. Ben o ihtimali vermiyorum. Çünkü transfer politikaları olacak. Çorum'un fikstürü çok zorlu. İkinci yarıda hem Manisa'ya hem de Samsun'a gidecekler. Hı-hı. Yani. Ben çok zor görüyorum. Bence ben Samsun Spor'un da şampiyon olacağını düşünüyorum. Ya zaten şöyle Manisa'nın şey da işi çok zor bu saatten sonra. Son haftalarda Manisa Futbol Kulübü'nün kaybetmiş olduğu o 7 puandan dolayı ve Samsun Spor'un başına Ertuğrul Salam'ın gelmesinden dolayı da tam tabii onu diyecektim. Transfer politikasında Samsun Spor bir adım öne çıkıyor. Bir kere Ertuğrul Salam çok büyük psikolojik üstünlük. Ben biliyorsun devre arasında Ertuğrul Salam'dan net bir şekilde 3-4 tane Süper Lig'den transfer bekliyorum. Ben de öyle yani bekliyorum. O isminden dolayı. Ayrıca zaten psikolojik olarak Samsun Spor zaten ön plana geçti. Çünkü Manisa Futbol Kulübü 11 puan öndeyken puan farkı bir anda 2'ye geldi. Ayrıca ikinci devrede Manisa Futbol Kulübü Samsun Spor maçı olacak. Manisa'nın sahasında olmasına rağmen maç çok ortada geçecektir ve çetin geçecektir. O yüzden şu anda ben Samsun Spor'u psikolojik olarak ön planda görüyorum. Ben de öyle ama düşünüyorum. Ama devre arasında kim doğru transfer politikası uygularsa o ön plana çıkar. Yani gider gidip Samsun Spor yanlış transfer politikası uygulayıp Manisa dahi transferler yaparsa işler yine değişir ama ben de Samsun Spor'u şampiyonluk yolunda %51-49 önünde görüyorum. Ben Ertuğrul Sağlam'la Samsun'un hata yapacağına inanmıyorum transfer döneminde. Yüksel ya. Yıldırım'da da zaten maddi açıdan çok çok büyük bir güç var. Samsun sen Spor'un ben daha iyi yıldızlar alabileceğini hata düşünüyorum. Hata yapmayacağını düşünüyorum diyorsun da sonuçta burada transfer politikasında işler değişebilir. Ertuğrul Sağlam Bursa Spor'un başında şampiyon oldu. Transfer politikasını gördün o zaman. O zaman para yoktu ki takımda. Para yoktu diye bir şey yok. Para sonuçta yoktu. Takım şey yaptı. Şampiyon oldu. Para yokken de sen iyi transferler yapabilirsin ama sen gidip oyunculara ama Şampiyonlar alırken, Ligi seviyesi çok farklı bir seviye oraya. Şimdi şöyle bir şey var. Oyuncu Şampiyonlar Ligi çok farklı ama ligde de sen hiçbir şey yapamadın. Lige bile yetmedi o transferler. Çok üçüncü kötüydü. Oldu o sene başarısız değildi başarısız Bursa Spor. Başarısızdı. Katılmıyorum şampiyondan sana. Şampiyondan sonra başarısızdı. Ya alınan oyunculardan verim alamadı da ya Anadolu takımıyla zaten her sene şampiyon olmasını bekleyemezsin. Ama şöyle bir şey var. O sezon sen şampiyon oldun ve çok iyi bir şekilde mali gelir elde ettin. Ve ayrıca o sezon Galatasaray çok kötü durumdaydı. Bir Fenerbahçe iyiydi. Beşiktaş bile kötüydü o sezon biliyorsun. O yüzden Bursa Spor o zaman çok büyük hata yapmıştı. Ve bu grupta da şöyle bir şey var. Samsun Spor'un artık kesinlikle çıkması lazım. Tefiyo tabii Bencik'e. Kesinlikle. Sezon çıkamadı. O yüzden sıfır hata yapması lazım devre arasında. Katılıyorum. Yani yapılacak transferler zaten kısıtlı. Sen bu ligde yabancı oyuncu transferi yapamıyorsun. Ama sadece, iyi yerli oyuncuları getirebilir. Sadece yerli oyuncu transferi yapıyorsun ama bunu yaparken de iyi kaliteli oyuncular getirmen lazım. Samsun Spor'un getirebileceğini yani düşünüyorum. Getirebilecek ama doğru transferler olması lazım. Son olarak da Urfa Pendik maçını konuşalım. Hı. Bu maçtan önce benim garibime giden bir olay oldu. Pendik Spor soyunma odasından bir görüntü paylaşıldı. Urfa maçından önce motivasyon konuşması diye. Allah aşkına ya bu maç için motivasyon konuşmasına ne gerek var? Ya rakibin gücü ortada belli. Ya bu maça için de motivasyon konuşması yapılıyorsa bunlar nasıl profesyonel futbolcu? Bu maçı direkt kazanman gerekiyordu. Kazandı zaten 4-1 Pendik. Konuşulacak bir şey de yok. Neler söyleyeceksin? Ya ben motivasyon konuşmasını yanlış bulmuyorum. Zaten benim bir lafım var. TFF 1. liglerinde, 2. liglerinde, 3. liglerinde yani alt liglerinde her an her sonuç çıkabiliyor. O yüzden hani zaten gol bile geç geldi. Biliyorsun dakika 40'ta geldi 1. gol. Evet penaltıdan geldi. Penaltıdan gol. Geldi. Belki o gol gelmese ya ilk yarı 0-0 bitse işler çok anormal bir şekilde dönüşebilirdi. Tamam Urfa Spor'un kadrosu çok kötü ama yani Pendik Spor da hücum anlamında çok sıkıntı yaşıyor. Onlar da
playoff oynadıkları için kazanması gerekiyordu. Evet. Ve onlar da kazandılar. Şu anda biliyorsun Pendikspor 25 puana geldi ve playoff'a sadece 6 puanlık bir fark var. 2 maçlık fark var şu an. 2 maçlık bir fark var ve onlar da haftaya biliyorsun, daha doğrusu bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacaklar. Bu hafta derken 12 Ocak'ta, hani yani daha 12 bir ay Ocak'ta, var. Pardon, yanlış söyledim, doğru. Ligler devre arasına girmişti. İlk yarı bittiği için. Aklım bir anda Spor Toto TFF 1. güne gidince orada devam ediyor ya, evet. Bir anda karıştırdım. Dediğim gibi bir aylık bir süre var. Dönüşte ve bir de devre arasında takviyeler yapılacak. Pendikspor'un kesinlikle seri galibiyetler alması lazım. Zaten Urfa Spor için söylenecek bir şey yok. Veysel Sönmez, Soy, yetişim dakikada kırmızı kart gördü. Direkt atıldı. Aynen. Yani gol de zaten dakika 90'da Murat'tan geldi. 4-1 bitti. Ayrıca yönetim de geçen hafta istifasını sunmuştu yönetim kuruluna. Evet. Ayrıca yönetimin bir istifası olmuştu geçen hafta. O da büyük ihtimalle bu hafta kabul olacak yönetim kurulu tarafından. Zaten senin bir lafın var. Hiç olmasınlar daha iyi. Bu takım aynen büyük öyle bir sıkıntı yaşıyor. Ben Pendikspor'u tebrik ediyorum. Urfa Spor için zaten söylenecek bir söz yok. Takım küme düştü. Aynen. Tüm maçları değerlendirdik, konuştuk seninle. Son olarak izleyicilerimize, taraftarların mesajın olacak mı? Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Videolarımız çok iyi bir şekilde izleniyor. Şu anda Türkiye liglerinde en çok izlenen videomuz Beyaz Grup videosu. Evet. Her hafta artarak devam ediyor. Zaten 1000 abone sınırını geçtik. Bundan sonra desteklerini daha çok yoğun bir şekilde bekliyoruz. Beğeni ve yorum şeklinde bekliyoruz. İlk defa izleyen taraftarlardan, ilk defa izleyen izleyicilerimizden de abonelik bekliyoruz. Abonelikten sonra da beğeni bir yorum bekliyoruz kesinlikle. Yani her izleyen izleyicimizden kesinlikle yorum bekliyoruz. Aynen öyle. Desteklerini bekliyoruz bize. Hı hı. Teşekkür ediyorum ben sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Bu hafta çarşamba günü biliyorsun artık hafta değerlendirmesini yapmayacağız. Çünkü evet, araya girdik. İlk 17 haftaya genel bir değerlendirme programı yapacağız. Hangi takıma hangi takviyeler lazım, ilk devreyi nasıl bitirdi onları konuşacağız. Taraftarlardan da izleyicilerimizden de kendi takımları için kendi görüşünü, beklettikleri transferleri, hangi mevkiye bekliyorlar, hangi takıma kaç tane oyuncu lazım, maddi anlamda durumlarını da yazarlarsa, çünkü bizden daha çok hakimler biliyorsun yerel televizyonlar ve gazeteleri takip ettikleri için. Herkese ben teşekkür ediyorum ve iyi seyirler diliyorum. Ayrıca iyi haftalar diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çarşamba günü görüşmek üzere. İnşallah. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Beyaz Grubu'nun 17. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olarak bize destek olmanız. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.